Cuma günü enfal vizesi görüşmem vardı. Sarı kağıt verdiler. İdari işlem diye bir şeymiş herhalde. Tam olarak düzgün bir bilgi bulamadım. Bu kağıdı isim isim benzerliğinde veriyorlarmış herhalde. Bu durumda vize alabilecek miyim? Nasıl bir yol izlemeliyim? Ne yapmalıyım diye takipçimiz bize soruyor. Amerikan konsolosluğunda yapılan vize başvurularında bu göçmen olan vizeler de olur. Sizin gibi EFAL ile ilgili olan göçmen olmayan vizeler de olabilir. Bu tür vize durumlarında e, Amerikan konsolosluğu eğer bir konu netleşmesine ihtiyaç duyuyorsa a, ya da bazı noktalarda cevap almak istiyorsa e, size vereceği vize durumunu idari aşamaya sokabilir. İdari aşamaya sokmuş olması size red vereceği anlamına gelmez. Çünkü eğer vizeyi vermeyecekse baştan da söyleyebilir vermeyeceğini size. Tam tersi aslında vize ise verecek durumdalar. Fakat vermeden önce belli kriterleri ya da belli durumları, şartları çözmeleri, açmaları gerektiği için onları beklemek zorunda kalırlar. Dolayısıyla örnek vereyim. Belki bir savga kaydı durumu olabilir. Belki bir geçmiş araştırması yapılması gerekiyor. Ve siz de belirttiğiniz gibi belki isim benzerliği oluşan bir durum vardır. Gerçekten sizin o kişi olup olmadığınıza bakıyor olabilirler. Gibi çok değişik sebepleri ya da gerekçeleri idari aşamaya sokup inceleme ve onun sonucunu bekleme hakkıyla da Amerikan konsolosluğu sahiptir. Dolayısıyla şu an yapmanız gereken tek şey size verdikleri numara e, numarayla itibaren idari işlem koduyla beraber bunu takibini yapıp ve size bildirimde bulacaksalar ya da sizin dosya numaranıza geldikleri zaman o ne yapacağınızı size bildiriyor olacaklar. Dolayısıyla eğer idari işlem sonucu herhangi bir sorun kalmadıysa siz tekrar onlara pasaportunuzu gönderiyor olacaksınız ki sizin pasaportunuzda vizeyi basıyor olsunlar. Ama vermeyecekseler de o zaman vermeyecekleri iletecekler ve dolayısıyla vize reddini almış sayılacaksınız. Dolayısıyla önünüzdeki opsiyonlar bu olacak. Beklemek ve konsoloslukla belki irtibatta kalma dışında şu an için yapacağınız bir durum yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.